Sevgili izleyiciler, çocuk beslenmesinde önemli püf noktaları, çocuklarımızı nasıl daha sağlıklı beslenmeye teşvik edebiliriz? Bunlarla devam edeceğiz. Bize bu konudaki önemli bilgileri de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji ve Hepatoloji Beslenme Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Raşit Vural Yağcı anlatacaklar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi çocuklarımızın hep sağlıklı beslenemediğinden şikayet ediyoruz. Gerçekten de öyle bir nesil yetişiyor ki hep işlenmiş gıdalarla, hormonlu gıdalarla besleniyor maalesef. Şimdi burada öncelikle sizle bebeklikten başlayalım. Anne sütünün kısaca bir öneminden sonra ek gıdalara ne zaman geçiliyor ve sonrasında da devam edelim. Hay hay. Şimdi 0-2 yaş bebeklik çağı bizim yaşantımızın en önemli 2 yılı. Burada çok iyi beslenmemiz ve doğru beslenmemiz lazım. Bunun için altın standart ürün anne sütü. Anne sütü tabiatın, yaradanın, memelilerin yavrusuna verdiği gibi insanın yavrusuna verdiği tamamen çocuğun özellikleri düşünülerek oluşturulmuş bir ürün. Onun için altın standart. Anne sütü tek başına ilk 6 ay çocukların beslenmesi, büyümesi ve gelişmesi için yeterli. Ondan sonra da bunu kesmeden küçük küçük ek gıdalar koyarak ana içecek olarak anne sütünü 18-24 aya kadar devam etmek bebeğin sadece büyümesi değil gelişmesi açısından da son derece önemli. Evet. Peki şimdi ek gıdalara geçiş. Burada mesela içerik ek gıdalarda ne olmalı? Miktarlar ne olmalı? Çok güzel. Ek gıdalara biz 6. aydan önce başlamayı önermiyoruz. Çünkü 6 aya kadar çocuğun sindirim sistemi ve gelişmekte olan bağışıklık sistemi sadece anne sütüne karşı yabancılık hissetmiyor, yabancı davranmıyor. İlk 6 ay emzirirken annenin yediği yiyeceklerin proteinleri özellikle. 6. aydan sonra da çocuğa tek tek tanıştıracağımız başta hayvansal proteinler ve diğer ürünlere karşı vücut bağışıklık sisteminin tepki vermeden bunları tolere etmesini öğrenmesi lazım. Onun için biz 6. aydan itibaren bu ek gıdalara başlıyoruz. Ama dediğim gibi bu daha çok adı üstünde bir ek gıda olarak bir tanıştırma şeklinde ve vücudun bunlara alışıp tepki gösterip alerjiyi geliştirmemesine dikkat ederek. İkinci yolda birden bunları verirsek anne sütünün azalmasına neden oluyoruz. Anne sütünü anneler kaybediyorlar. Daha doğrusu bebekler kaybediyorlar çok güzel bir ürünü. Onun için anne sütünü korumak adına da acele etmiyoruz. Bir üçüncüsü de anne sütü obeziteden koruyan en iyi besin ürünü. Anne sütünü kaybeder de ek gıdalarla çocuğun gününü doldurursak o zaman çocuğun ileriki yaşantısında obezite dediğimiz büyük bir probleme zemin hazırlamış oluyoruz. Evet. Onun için acele etmiyoruz. Evet. Peki hamilelik döneminden itibaren bile özellikle yumurtanın bebeğin belli organlarının gelişiminde önemli temel taşı tabii olduğunu ki. Biliyoruz. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Hamilelikte de bebeğin 6. aydan sonraki gelişiminde de yumurta inanılmaz kaliteli protein içeriğine sahip bir üründür. Şöyle söyleyeyim, bir evet. yumurtayı belirli bir koşullarda bırakın, içinden bir canlı çıkar. Hı hı. Düşünün onun içindeki değerlerin kıymetini. O nedenle yumurta mesela bizim kültürümüzde yazın sıcaklarda çocuğa yumurta verilmez. Anlamış değiliz. Karaciğer hastalarında çocuğa yumurta verilmez. Tamamen yanlıştır. Nedense yumurtadan böyle çok çekinilerek yaklaşılır yumurtaya. Halbuki yumurta söylediğim gibi son derece yararlı, kaliteli bir protein kaynağıdır. Peki her gün çocuk düzenli olarak tüketmeli mi yumurtayı? Tabii ki 6. aydan sonra 6 ila 8 aylık dönemde zamanı gelince bir çay kaşığı tabiriyle başlattığımız ve bir yumurta sarısına ulaştığımız yumurtanın önce sarısı 9. 10. aydan itibaren de ağır ağır beyazını da tamamlayarak artık yaşından itibaren her gün bir yumurta tüketmesinde çocuğun hiçbir sakınca yoktur. Bence doğru bir yaklaşımdır. Özellikle fiyatını da göz önüne alırsanız herkesin ulaşabileceği bir protein kaynağıdır ve en değerlisidir hayvansal açıdan. Yumurta. Evet. Hocam 0-2 yaş arasında ek gıdalar, obezite ilişkisi nasıldır? Şimdi anne sütü alan bir çocuk kendi istediği kadar emzirir. Anne sütü ek gıdaların hızlı girilmesiyle kaybedilmişse o zaman çocuk annesinin istediği kadar yemeye bir yerde mahkum olur. Hı hı. Çünkü her anne bebeğinin çok iyi büyüsün, çok iyi gelişsin diye düşünür. Hep biraz abartıya kaçar. İşte bu abartılarda çocuğa verilen protein miktarlarını arttırırsanız, kaloriyi arttırırsanız o zaman siz çocuğun alması gerektiğinden fazlasını verirsiniz. Çocuk da daha henüz çok yürümemiş,
6 ay 1 yaş arasında, 1 yaşından sonra da 18. aya kadar anca hareketini arttırabilecek bir çocuk olduğu için onun hücrelerinin yağ depolarını genişletirsiniz vesaire. Çocuğu genetik yatkınlığı varsa büyük bir yüzdeyle obezite riskine doğru ittirirsiniz, ama genetik yatkınlığı olmasa da damak tadı olarak alıştırdığınız kalorisi yüksek, tuzu yüksek, proteinleri yüksek, ki bunlar maalesef damak tadı olarak en güzel ürünlerdir. Bunları çocuğa tattırmak amacıyla, onu mutlu etmek amacıyla biraz daha fazla kaçırarak, özellikle de doğal olmayan yapaylara giderek bu çocuğun fazla kalori, fazla protein almasına yardımcı olursunuz. Oluşan damak tadıyla da sonra çocuk bilinçli olmadığı için bu konuda kendi başına kaldığı zaman da yemeği, atıştırmayı bir alışkanlık haline getirerek daha kolay obeziteye kayar. Yani damak tadı öyle bir şey ki çocuğa ne veriyorsanız hocam ona alışıyor ve o onun damak tadı oluyor, öyle mi? Şöyle, damak tadı aracılığı, damak, sağlıklı bir damak tadı oluşması için aslında anne sütü çok iyi bir aracıdır. Biz annelere deriz ki emzirdiğin sürece, hatta gebeyi görebilirsek, çocuk hekimi olarak pek şansımız yok, gebenin son 3 ayında anneye her şeyi yederiz. Anne sütü döneminde de sütü aracılığıyla bu yiyeceklerin kokusu geçtiği için çocuk sağlıklı gıdaların kokularını beynine işleyerek bunları tanır ve bunları ileride reddetmez. Bu son derece önemli. Bebeğin doğru gıdalara alıştırılabilmesi için anne sütü döneminde annenin bu gıdaları daha çok tüketerek çocuğa bunları bir yerde sevdirmeye bir hazırlık yapması demektir. Örneğin, tadı çok iyi değildir, kefir diye bir ürün vardır, bilirsiniz. Anne sütü alırken süt yerine kefir içerse, çocuğa 6. aydan sonra kefiri verirseniz çocuk o kokuyu bildiği için o tadı reddetmez. Böylece de sağlıklı, doğal bir ürüne baştan alışmış olur. Çocukta alıştırmak son derece önemlidir. Çocuğu doğru şeylere alıştırırsanız doğru şeylerle devam eder. Örneğin tuza alıştırırsanız, bütün sağlığa zararlı ürünlerde hemen hemen tuz yüksektir, çocuk onları çok sever, ama tuza alıştırmazsanız inanın, hepsi değil ama büyük bir bölümü ileride tuzlu krakeri, cipsi vesaireyi, hamburgeri, patates kızartmasını, ki bunların hepsinde olduğunca tuz var, bunların hiçbirisinden keyif almaz. Onları özlemle aramaz. Onlarla meşgul bile olmaz. Evet. Hocam, kaç yaşına kadar çocuk damak tadını oluşturuyor? Yani damak zevkini, bu yemek ayrımını yapmayı öğreniyor? Çocuk 6. aydan sonra 1 yaş içinde damak tadını oluşturur, ama anne emzirirken, sağlıklı besinleri verirken de çocuğun ağır ağır kokuları, o gıdalarının kendi tarafından algılanıp korunduğu için bir damak tadı eğitimi de başlamış olur. Anne sütü o konuda da iyi bir eğitim verir çocuğa aslında. Evet. Dolayısıyla ailedeki bu davranışlar çocuğun... Tabii son derece önemlidir. Ben alıştırmak kelimesine çok önem veririm. Örneğin anneye doktoru, ya bunlar zararlı, verme istersen dediği zaman, örneğin işte o tuzlu krakerler vesaire, çocuk bunların istediği an alamadığı zaman tepki verir. Tepkisini anne duygusallıkla geçiştiremez. O nedenle bunları vererek çocuk bunları bir şekilde tüketmeye devam eder. Onun için sağlıklıya alıştırmak, doğalı alıştırmak benim için çocuklar açısından son derece önemli. Peki hocam, son olarak 0-2 yaş grubu çocuklarda sağlıklı beslenme için en önemli uyarılarınız neler olacak? Anne sütü altın standarttır dedik. İlk 6 ay tek başına 2 yaşına kadar ana içecek olarak buna devam etmelerini. 2, ek gıda dönemi olan 6. aydan sonraki dönemde tanıştırma, çay kaşığıyla, tatlı kaşığıyla azar azar arttırarak tanıştırma yapmalı. Onun adının ek gıda olduğunu unutmamalı. Ve de erken gıdalara, ek gıdalara erken girip yüksek kalori, protein ve tuz içerikleriyle çocukta ileriye yönelik yaşlarda obezite ve onun getireceği hastalıklarına temel atılmamalı. Ben bunu öneriyorum. Peki hocam, programımıza katıldığınız için, verdiğiniz bu aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bugünlük de sağlık kontrolünü bitiriyoruz. Tekrar görüşene dek şimdilik mutlu bir gün, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.